Önce can olarak. Aha, merhaba. Sesim de herkese ulaşıyormuş. Nasıl atraksiyon? Önce can girdi, sonra canan. Oldu mu güzel? Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Şimdiye kadar heyecanlanmamıştım ama bak şu anda gerçekten. Beni bu tip muhabbetlerde biraz fazla heyecanlı yapan şey, çok uzaksınız. Yüzünüzü göremiyorum ama görebildiğim kadarıyla eş, dost, akraba, tanıdıklar var. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba. Burada herkes, önce can sonra canın izleyicisi tahmin ediyorum. Hiç izlememiş olan var mı? Aa, ne işiniz var burada? Bak, güzel. Pardon. Önce can. Yani önce şunu söyleyeyim, gerçekten kendimi evimde gibi hissediyorum. Hani genel duygu açısından. Biz hep masada 5 yıldır bunun sohbetini yapıyorken bir üçüncü kişi masada varmış duygusunu ve bunun aslında binleri, bazen yüz binleri kapladığını biliyorum. Ama bu gerçekten heyecan verici ve bunun öte yanında da gerçekten evimde hissetme duygusu. Çünkü bunu planlarken ya da işin başlangıcını oluştururken medyada bir şey yapacağız, işte çatışmalar üzerine şunu kuralım, işte rating, popülarite vesaire matematiği üzerinden kurmadık. Çok doğal, natürel başlayan bir yerde kurduk. Sinan'la beraber zaten sohbet ediyorduk. Müge sağ olsun aradan. Sinan'la yaptığımız sohbetin içerisinde bunu kayda alalım artık yani. Hani bu belli ki bu maya bir yerde tutuyor ya da oluşuyor falan dedi. Doğalında biz kendi natürel sohbetin kendisini kameranın karşısına taşıdık. Ama şimdi ilk programları tekrar izlediğimde bir ilk kameranın efekti, işte kameranın etkisinin azıcık bizi bir germe hali falan. Çok gerginiz, çok acayip. Hani konular biraz daha dağınık, böyle keyfe keder hareket ediyor falan. Ama bir 3-5-10 program sonrasında normal haftalık sohbetimizi yapalım. Kendi zihinsel argemizi biçimlendirelim diye oluşturup oturtturduğumuz, ratingini gerçekten kontrol etmediğimiz, izlenmede beklediğimiz genel oranın çok üzerinde reaksiyon alan. Yani gerçekten programa başlarken şey diye düşündük. Yani hani bunu 3-5-10 en çok izlense, en yüksek izlense 20 bin izlenir şeyde. Önemi yok. Bunu zaten biz kendi keyfimiz için yapıyoruz matematiği. Sonrasında birçok insanın artık fanına döndüğü ya da beraber hareket ettiğimiz, artık onlarla beraber hareket ettiğimizi de 5 yıl olmuş yani hikayede. Öyle bir aşamaya geldi. Ben dolayısıyla burada bir önce sevgili Maltepe Üniversitemize bir teşekkür edeyim. Bizi bu 5. yaş günümüzde ağırladığı için sevgili genel sekreterimiz ve ekipler de buradalar. Biz çok aktivite yaptık Maltepe Üniversitesi'nde. Artık buraya girince bütün mekanlar tanıdık geliyor. O yüzden burada olmak çok güzel. Bu salonu daha önce bir içinden geçmiştim ama bu kadar büyük olduğunu fark etmemiştim. Ama maşallah bir YouTube programının izleyicileri burayı bu kadar dolduruyorlarsa YouTube boş iş değil yani, onu görüyoruz. Özellikle bu saat itibariyle bu kadar ters bir saatte. Normalde çok fırça yedik arkadaşlar saat 15'te yapıyoruz deyince. Biz gelemeyelim diye yapıyoruz değil mi falan diyenler çok oldu. Ama hani ne yapalım, rentable bir saatti bu. Biz de ancak öyle ayarlayabildik. Zaten yani buraya siz sevgili dostlar geliyorsunuz ama bu aynı zamanda inşallah YouTube kanalımızda 5. yıl özel bölümü olarak da bulunacak. İkinci teşekkür de bugün hemen hemen hepsi burada olan sevgili Açık Beyin ekibi. Bir tanesi burada yok. Açık Beyin'i beraber kurduğumuz sevgili eşim Müge Hanım burada yok. Ozan Özgül burada yok. İlk önce onun şahitliğiyle başladı hikaye. Tabii ki ilk kameramızı tutan Ozan burada yok. Dolayısıyla birkaç kişi hariç, Müge Hanım da burada, size selamını getirdim. Bütün Açık Beyin ekibine, özellikle de bugün itibariyle buradaki çekimleri de yürüten sevgili Ali Kalkat ve Seyirli Kişiler ekibine de bir teşekkür ederek başlayalım. Çünkü iki tane gür saçlı genç arkadaş 5 yıldır muhabbet ederken bunun sizlere ulaşmasını aslında arka planda çok ciddi bir destekle sağlayabiliyoruz. O desteğin de çok 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 büyük bir kısmı, neredeyse tamamı gönülden bağlı, sohbete, muhabbete, bilgiye kıymet veren ve dostluk bağıyla birbirine bağlanmış insanların çabasıyla oldu. O yüzden biz sizi de aynı halkanın içinde görüyoruz ve son olarak buraya kalkıp geldiğiniz için, bizimle bugün beraber olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. 5 yıl önce demesi çok tuhaf geliyor. Ya yani benim için dün gibi. Balkonda aylardır muhabbet ediyoruz Mustafa'yla. Bizim bir eski ofisimiz vardı, artık yok. Kentsel dönüşüm orayı da vurdu maalesef.
En çok da onun için üzüldüm ya. O balkon muhabbetleri gitti. Evet, ben evet. Pandemide falan da orada ev olarak yaşadım çünkü anısı çoktur. Orada böyle konuşup dururken saatlerin nasıl geçtiğini fark etmiyoruz ve aynı zamanda da ekranda da, YouTube ekranlarında da çok gördüğünüz gibi fark etmişsinizdir önce Can sonra Can'ı izlerken böyle bir şeyler keşfedi veriyoruz konuşurken. Onu böyle yakalayan oluyor mu? Benim bir oturuşum değişir mesela. Bir dakika lan falan diye. Mustafa böyle bir dikelir, böyle gözlü bir şey yapar. Bir şekli değişir yani. Bıyıklarıyla oynar. Bıyıklarıyla oynar. Ya da bıyıklarıyla oynamayı bırakır. Ha, o da oynar. Mustafa düşünürken bıyıklarıyla oynuyor. İlginç bir şey olunca, bir dakika. Böyle bir aha anlarının çok yaygın olduğu bir muhabbetti bizimkisi. Ve tabii bunu ofis içerisinde de sürekli yaptığımız için, kötü havada içeride, iyi havada balkonda. Bunun bir YouTube programı olması fikri. Önce Müge ile başladı, sonra biz hemen okey falan dedik ama biraz zaman alan bir şey oldu. Özellikle de tek başımıza yapmaya kalksak çok becerebileceğimiz bir şey değildi. Biz de çok şükür her dönemde, başta şu anda İngiltere olan sevgili Ozan olmak üzere, elinde kamera tutan çok yaratıcı arkadaşlarımız oldu etrafımızda. Ve bize gerçekten bir şekil şemal verdiler ama programın ismi bende. Oturuyoruz, ne koyacağız ismimiz? Abi dedim, Can, yani önce Can sonra Can'ı. Olur mu ya falan dediler. Dedim, olacak. Kaderde yazıyor bu. Gerçekten sordu. Emin misin lan? Yani bir şey de çok bir tuhaf. Ama şimdi bakıyorum, içeride onun dedikodusunu yapıyorduk. Bu bir deyim, işte önce Can sonra Can'dan. Artık bu deyim bizle anılır oldu. Yani hani tüm dijital evrenin içerisinde. Burada biz çıkıyoruz önce. Bak aratın, önce Can sonra Can diye önce bizim program çıkıyor. Enteresan bir şey. Antik deyimi kapmış olduk bu vesileyle. Fakat bugün ben açıkçası biraz çok bilen, çok konuşan adam modunda beni sağda solda görüyorsunuz. Ben devamlı konuşan birisi olarak bu 5 yıldır süren hikayenin bir mini ameliyatını yapmak Mustafa ile beraber ve bunu inşallah kaybolmaya yüz tutan sohbet kültürünün bir hatırlatıcısı olarak tarihe not düşmek istiyoruz biz beraber. Sadece buraya gelirken, bu arada sırrımızı vereceğim abi. Biraz önce içeride de yaptık. Vallahi her seferinde aynı oluyor. 5 yıldır kaç bölüm oldu bilmiyorum. Her bölümün öncesinde Mustafa ile bir araya geliyoruz. Benim standart sorum. Her hafta olur bu. Abi ne konuşacağız? Mustafa, vallahi var cebimde bir şeyler. Nedir? Maksimum 10 dakika. 10 dakika bu konulardan bir tanesi ikimizi de heyecan yaptırdığı için kur kamerayı aç çalıştır hemen biz başlıyoruz muhabbete. Bugün de yine içeride biraz önce aynı şeyi yaptık. Abi de ne konuşacağız? Ana konumuz aslında iki tane adam 5 yıldır ne konuşur? Niye konuşur? Hani benim kardeşimin güzel ve veciz ifadesiyle mala davara ne faydası var bu işin? Yani bunu niye yapıyorsunuz? Bu kadar mesai harcıyorsun. Çünkü çekimleri bir tarafa, hakikaten onun bir hazırlığı, montajı, ciddi bir şey var. Prodüksiyon evet, evet. Var orada. Bu bizim yaptıkça anladığımız, kıymetini benim tarafımdan yaptıkça anladığımız bir şey oldu. Ben önce istersen çok konuşan birisi olarak şu şeyi bir koyayım ortaya. Bir anlatıcının dinlediği pek görülmez. Anlatıcılar bizde dinlemez. Mesela hocalar her şeyi bilirler. Hocalar o şeyleri nereden öğreniyor diye hiç sorulmaz. Hocalar birçok şeyi kitaptan öğreniyor gibi gözükür ama bilginin esası bilmediğini ikrar eden insanın bilenin dizinin dibinde oturmasından gelir. Bilen birisiyle sohbet muhabbet ettiğinde insan çok daha farklı açılımlar yakalar. Çünkü kitaptan farklıdır bir insanla konuşmak. İnsan onu anlatırken, açarken kendi beden dilini, kendi geçmişini kullanır, sözsüz bir iletişimde kullanır. Artı sizin o insanla muhabbetiniz, yakınlığınız vesaire konuşulan konuya çeşitli katmanlar ekler. Ve biz ilk defa Mustafa ile Üsküdar Üniversitesi'nin işte tanıtım çekimleri sırasında tanıştık. Ben orada öğretim üyesiydim o zaman. Onlar işte bugün burayı da yürüten sevgili Ali Kalkat, Ali Kalkat ekibiyle. Şimdi. Nerede? İşte Ali Kalkat burada. Bir alkış alalım Ali Kalkat. Bunlar Üsküdar Üniversitesi'nde tanıtım filmi çekiyorlar. Ben de öğretim üyesi olarak beni konuşturacaklar. Kurdular kameraları böyle bir salonda. Dedim ki ne konuşacağız? Mustafa dedi ki ne istersen anlat. Dedim nasıl yani? Anlat dedi, çocukluğunu anlat, geçmişe. Dedim herhalde sıkıldı bu işten. Dedim sallıyor. Ondan sonra bunlar da ciddi ciddi böyle kameralar falan baktım bayağı masraflı bir iş. Ben de oturdum bayağı akademik macera bilmem ne anlattım. Baktım ilgiyle dinliyor. Böyle dinliyor ama.
Bıyığını bile vurmuyordu o zaman. Böyle bakıyor. Dedim bu adam değişik. Sonra öğrendim ki o da ben konuşurken beni izlerken demiş ki bu adam değişik. Şimdi o değişiklik enteresan bir muhabbet başlattı. Biz Üsküdar Üniversitesi'nde sohbet muhabbete başladık. Onun da belli bazı dertleri var ama Mustafa benimle ilk konuşmaya başladığında ben tekrar edeyim hoca tarafından bir giriş yapıyorum şu anda. Uzun zamandır bilmediğimi bildiğim ama nereden öğreneceğimi bilmediğim bazı bakış açılarıyla ilgilenmiş olduğunu fark ettim. Dedim ki ben bu adama biraz anlama dinleme gözüyle bir bakayım. Ben kulakları açtım. Mustafa benimle konuştukça benim elimde enteresan bir fikir olduğunu fark etti. Hemen onun da aynı moda geçtiğini gördüm. Çünkü tuhaf tuhaf evrimle ilgili falan sorular soruyor bana. Ya sen abi sanat eğitimi almışsın, işte marka danışmanısın, reklamcısın. Ne işin olur biyolojiyle, endoplazmik retikulumla? Onları soruyor falan bana. Derken üniversite kafelerinde orada burada başlayan muhabbet bir süre sonra açık beynin çatısının altına taşındı. Ve benim şu anda görebildiğim, bugün bu muhabbette kısmet olursa da ulaşmak istediğim nokta, size inşallah sohbetin fabrika ayarlarını çıkarmaya çalışacağız. Unutulan bir kültür. İnsanlar oturup böyle uzun uzun konuşmuyorlar. Ve 5 yıl öncesine bakıyorum. İlk defa kamera karşısına geçerken biz bu iş yıllarca sürsün, işte şöyle bir yere gitsin, stratejik olarak şu mesajı verelim, hede öde diye planlasaydık hiçbir Türk'ün yapamayacağı gibi biz de yapamazdık. Dolayısıyla sadece bir şeye niyet ettik, başladık ve yolda oluşan bir şey de şu anda karşınızda bulunuyoruz. Bunun sihri bence sohbet dediğimiz kültürde. Bugün herkes tartışıyor. Biz de yapalım dedik reyting olsun diye. Çatışma kültürü kuralım dedik. Çatışamadık. Olmuyor yani. Bünye kaldırmıyor. Biz hep böyle ponçik ponçik konuşurken dediler ki ya bu böyle çok sıkıcı. Araya aksiyon katın. Biz yapamadığımız için bir süre sonra sohbet dinlemek isteyen insanların buluştuğu bir şeye dönüştü bizim yayın. Ve bu çok tatlı biliyor musunuz? Yani öyle insanlarla sohbet etmek başka bir zevk. Sizden bahsediyorum. Yani böyle kavga, gürültü, işte ifşa, bilgi, magazin, hede hede değil de ya bir konuya oturup acık konsantre olalım, benim bu anım buna değecek kadar değerli diyen insanların toplandığı bir yerde olmak çok güzel. Biz bunu 200 seneden itibaren yolda bizi şey diye tanıyorlar. Önce can sonra can, siz on falan filan diye. Böyle artık insanların ilgisini sokakta da görebildiğimiz bir döneme geldik. Ve bizim için aslında en önemli devam ettirici güç sohbetin kendi dinamiği. Umuyorum hayatınızdaki, zannediyorum burada olduğunuza göre sohbet ettiğiniz birileri, sohbet mahfilleriniz var. Ama bana sorarsanız bu ülkenin en büyük kaybı sözlüğünden bile kaybedecek kadar sohbete uzaklaşmış olması. Biz artık hep tartışıyoruz. Biz artık hep münazara yapıyoruz. Belki teknik konularda istişare yapıyoruz bazen. Magazinini ama, arıyoruz. Tabii herkes yani, bildiğini hani okuyor. Ben bugün birinci sohbetin fabrikalarının birincisi olarak, bir hoca olarak şunu net söyleyeyim. Bilmediğinizi fark ettiğiniz an sohbet başlıyor. Birinci ayar bu. Bir şeyleri bilmediğinizi fark etmeniz gerekiyor. Bunun ödülü çok oldu. İleride anlatırım, burayı uzatmayacağım ama Mustafa'ya böyle baktığım zaman benim Mustafa'dan muhtemelen onun da hiç ummayacağı faydalar almam mümkün oldu. Ve şu anda elinizde muhtemelen hepinizde bulunan insanın fabrika ayarları bizim ortak çalışmamızın neticesidir mesela. Yeni dünyanın cesur insanı tamamen onun yavrusudur. Şu anda geliyor bir tane. Orada takım da büyüdü. Bak editörler burada oturuyor. İnsanın muhalebi ayarları. Gittikçe benim de iş yapış biçimimi değiştiren ve dünyaya bakışımı değiştiren bir muhabbet oldu. Çünkü sohbet özellikle muhabbet içeriyorsa bunları açarız birazdan. Benim için böyle. Birinci ayar. Biri not alıyordur inşallah. Birinci ayar bilmediğini fark etmek benim için. Sonra gerisine geleceğim. Güzel başlangıç. Bu arada benim tarafımda da işte Sinan Hoca ile tanışıyorsa Sinan Hoca zaten kendi alanında yeterince ünlü. Konu hakimiyeti, bir şeyi bilmede, bildiğini anlatmada belli bir yetkinlikte. Masaya oturduğunda ilk medya ile alakalı birazcık sohbet ettiğinde ilk yapmayı istediği şey bilmiyorumu anlatmak. Bu arada bakabilirsiniz YouTube kanalının en başlangıcında o var. İlk hamlesi. Aa, burası çok havalı. Bak onu dışarıdan olduğunda kendi öznesiyle bir adam bilmesiyle ünlü olması gereken yerde. İşte title'ı profesör, hani bildikleriyle ünlü olduğu ya da işte ne bileyim rahatlıkla başkalarıyla temas kurabileceği, statüsünü bildiklerinin üzerinden alacağı bir yerde. Yok diyor, ben başlangıcı bilmiyorum diye kurmak istiyorum.
Şimdi bu bilmiyorum diye kurmak istiyorum. Bu tanışmada 40'ından sonra arkadaş olmak, derin ilişkiler kurmak zordur. Hani 40'ından sonra daha mesafeli ilişkiler kurarız. Hep öyle kalınır. Bir şeyin derinleşmesinde bu çok enteresanın, o seçkiyi yapmanın benim tarafımda çok havalı başlangıcıydı yani. Oo güzel şeyin içerisinde. Sonra tabii şeyi fark ettim yani hani Sinan'ın bilmiyor olma motivasyonuyla yaşamdan ısırarak bir şeyler kopardığını, yani her şeye karşı o bilmiyorum motivasyonuyla davrandığını, bunun bir anlatı ya da hikaye kalıbı olarak değil, bir davranış olarak merakını bunun üzerinden kurduğunu, hani neyi enteresan, farklı gördüğünde onun üzerine öyle gittiğini. Mesela bu benim seni görerek öğrendiğim. Çünkü mesela gelmeden öncesinde onu düşündüm. Ben ne öğrendim geçtiğimiz 5 yılın içerisinde? Bir, senden birebir öğrendiklerim var. Bir de seninle beraber öğrendiklerim var. Hani bir şeye bakarken. Senden birebir öğrendiklerimin içerisinde en başta ben bunu koyardım. Yani bunu senden birebir öğrendim. Şu yaşama karşı davranışla deneyime aç olma. Hani şey halinde değil, entelektüel masada konuşurken bu da enteresanmış falan durumu değil. Deneyelim ya lan, hani yapalım ya, hani aksiyonuna yatkın olma, bununla beraber devam etme. Hiç orada acemini durumuna düşer miyim? İşte lan bu etiket bana yakışır mı? Ya da işte bu böyle bilmem ne olur mu ile alakalı hiçbir kaygı duymama. Çünkü o mesela bu üzerine çok sonra sohbetini yaptığımız şeylerden bir tanesi. Sonra fark ediyorsun ki işte özgüven dediğin şey meğer oymuş. Özgüven dışarıdan aldığın, kimliğinin sana etiketlendiği şeylerle alakalı değil. Karakterinle alakalı bir şeymiş. Hani o yüzden hani senin etiket olarak neyle ilgili, ama bana böyle mi derler, şöyle mi derler, hiç önemli olmadığı bir şey seni gerçekten Everest'in en üstüne çıkartabiliyor. Bak, ötekisi, bak şimdi Mustafa'yı gene... Biraz önce söylediğim, merakla dinliyorum. Sohbetin fabrikalarında bir tane daha bir şey söyledi bence. Şimdi bilmiyorum, tamam güzel, bilmediğini ikrar etmek güzel, ama bilmediğini bilmek ne getirir? Merak etmeyi getirmeli. Bir insan bilmediğini merak ettiği bir konuda fark edebilir. Mesela bence iki insanın ya da insanların birbiriyle sohbet edebilmesinin bilmemeyi idraktan sonra en az onun kadar ona denk ikinci bir gereksinimi muhatabı merak etmek. Yani mesela ben şöyle diyebilirdim. Ya adam bambaşka bir alanda uğraşıyor kardeşim, işte reklamcı bilmem neci. Ne öğreneceğim ki ben ondan? Yani ben ona ne sorayım? Normalde düşünsenize benim gibi bir nörobilimcinin soracağı soru bile yoktur. Fakat merak ettim. Merakım da şundan geliyor. O da beni merak ediyor. Ne faydası var ki sana? Yani bu bilgiyi mesela bu arada hani şey olabilir. Ya şöyle düşünebilirsiniz ya, Mustafa'da biz ikimiz güzel marka oluruz. Böyle ortamda görünürüz var mı? Bence esas anlatmam gereken parametre. Bizim bu adama ilk otururken Üsküdar Üniversitesi'nde ben dedim ki, ben telefon rehberime genellikle unutmayayım diye fotoğraflar çekerek kaydediyorum insanları. Dedim bir tane fotoğrafını çekeyim diye şu kamerayı uzattım. Mustafa'nın çektiğim ilk fotoğrafı şöyle. Eli var. Ne yaptın dedim. Abi dedi, ben 20 yıldır hiç fotoğraf çektirmedim. Nasıl bu arada dedi? Gerçekten çektirmedim. Nasıl? Evet. 2018 yılının sonuna kadar hiç fotoğraf çektirmedi. Bir politika olarak adam herhangi bir basılı film mecrasında görünmek istemiyor. Bak nereden nereye getirdim, görün. Şu anda sahnede 25 kare fotoğrafını çekiyoruz, gık demiyor. Böyle başladı iş. Mustafa'nın herhangi bir şekilde ismiyle cismiyle ortada olma derdi yok. Başka bir şey var. O zaman dedim işte bu daha da ilginç. İlginç. Çünkü benim etrafımda çok fazla... Hadi Sinan Canan, seninle bir şeyler yapalım, biz de buradan yürüyelim kafasına çok hepiniz rastlıyorsunuzdur. Yani insanlar birbirlerinin bazı artılarından istifade etmeyi doğal olarak isterler. Bu adam orayla ilgilenmiyor. Bu adam bende bir şey merak ediyor, ben de onun bu merakının kaynağını merak ediyorum. İşte böyle başlıyor. Sohbet böyle. Bir, ben bunun tarafını bilmiyorum. İki, ne var acaba? Ne var? Niye bıyıklarını vuruyor sürekli? Bunda bir şey var. Mesela... O merakımın ilk ödülü, ilk büyük ödülü diyeyim. İnsanın fabrikası, şimdi bugün de burada sohbetin 5 ayarını, neyse 6 ayarını çıkarmaya çalışıyoruz. Bu arada Allah sizi inandırsın, daha önce bunu hiç düşünmedim. Yani böyle bir fikirle geldim ama... Doğacında gidiyor benim. Öyle bir madde falan çıkarmış değilim. İnsanın fabrika ayarlarının 5 maddesi var, bilen var mı? Hadi imtihan edin, çıkarın kağıtları, o kadar izliyorsunuz. Olmaz böyle. Hoca tarafım depti. 5 maddeden oluşuyor insanın fabrika ayarları. Bence bu kesin bilen vardır bu vardır arada. Vardır canım, yani. Utanıyorlar, söylemiyorlar, evet. Var. Bu 5 maddeyi anlaması da kolay, öğrenmesi de kolay. İşte 10 emir, imanın 5 şartı, 6 şartı gibi bir şey oluyor ve kafanıza yerleşiyor.
Şimdi ben kitabı yazıyordum o sırada. Yani insanın fabrikalarını toparlıyordum. Ve böyle bir kitabın böyle bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini bilmiyordum. Mesela Mustafa biraz fikri dinledi. Biraz derken birkaç ay boyunca. Bizim beyaz bir tahtada yazıp çizerek bana anlattırıyordu. Bir gün bana dedi ki, şu ya o cümleyi hiç unutmuyorum. Abi dedi, sen daha iyi bilirsin ama dedi, bu senin yaptığın dedi, teori değil mi dedi ya. Bu teori dedi. Nasıl dedim teori? Dedi nedir teori? Dedim bilimde işte geniş açıklama çerçevesi. Dedi bu dedi bak insanla ilgili her şeyi açıkladığını iddia ediyorsun. Bu dedi teori değil mi? Gıcık oldum lan, bunun benim aklıma gelmesi gerekiyordu. Ama bakın o markalandırma, kimliklendirme ve anlaşılır bir şekilde dönüştürme uzmanı ya, benim kendi çocuğuma hiç bakmadığım gibi bakıyor. Ve sonra biz maddeye, o hatırlıyorum benim bir iki maddesi aklımdaydı. Daha doğrusu aslında 17 madde falan da ilk başta. Onları 5 maddeye sıkıştırdığımız haftalar, aylar süren muhabbetlerden sonra şu anda elinizde 5 maddenin aslında açılımından oluşan bir anlatı var. Ve bu bizim sohbetlerimiz. Bak kitap yazacağız diye bile çalışmadık biz onu. Sadece kafamızda otursun, doğru anlayalım, doğru tanımlayalım, sorulduğunda da anlatabilelim diye. Ve mesela öyle bir kitabın ortaya çıkışı, bu sohbet olmasa belki olurdu ama bence bu kadar havalı olmazdı. Baştan planlayarak olmadığını, sadece merak etme ve bilmediğini fark etmeyle açılan algılar üzerinden yürüdüğünü bir kere daha hatırlatmak isterim. Bunu niye bu kadar vurguluyorum? Kafelerde orada burada işte gidip geliyoruz, insanların birlikte oturup sohbet eder gözüktükleri yerlere bakıyorum. Hiç kimse karşısındakinde değil neredeyse. Herkes başka bir ajandayla orada vakit öldürmeye çalışıyor. Ya da başka bir şey var orada, başka bir ajandayı görüyorsunuz yani otururken. Birbirinin ağzının içine düşmüş, telefonları çantalarına sokmuş, çaylarını konuşmaktan soğutmuş insanları artık çok fazla göremiyoruz. Özellikle ben gençlerin biraz bunu yitirdiğini düşünüyorum. Çaylar ancak cep telefonuna bakarken soğuyor. Karşılıklı otururken o cep telefonuna gitmiyor ya. Bu çok fayda üreten bir şey olarak benim hayatıma böyle girdi. O yüzden de 5 yıldır. Bunun karşılığı da, bak bendeki karşılığı da şöyle. Şimdi normalde markalaşma aslında, yani çalıştığım alan reklam ve iletişim dili, hikaye ve hikaye örüntülerini birbirlerine tamamlamayla alakalı. Biz kişilerle çalışıyorsak söylem analizleri çıkartıyoruz. İşte şirketlerle, markalarla çalışıyorsak da hikaye örüntüleri organize ediyoruz. Doğası gereği bu hikayelerin zeminini aradığım dönem. Yani bu hikayelerin tümünü kapsayacak, tümünü birden doğru tarif edebilecek, böylece sırtını tutarlı bir yere yaslayıp da düzgün bir şekilde hikayeleri örüntüleyebileceğin bir alan arıyorsun. Şimdi bu alan artık şey de değil, yani ben yok sayısalcıyım, sözcüğüm, bunları çok geçtiğim bir dönem, 40'ların sonrası. Ama bunu sana doğru anlatabileceğini iddia ettiğin söylem havuzlarından hiçbirisi bunu gerçekten kapsayıcı nitelikte değil. Ta ki biyolojiyle karşılaşana kadar. Şimdi benim için mesela yüksek hayranlık uyandıran, biyolojiyi o zamana kadar yanlış bir şey olarak algılıyor olmam. Halbuki bizim burada markalaşırken, yani herhangi bir gerçekten şirket, marka ya da kendimizle alakalı düşünürken aradığımız hikaye kalıplarının zemininin evrimden ve biyolojiden geldiğini öğrendim, fark ettim. Bu mesela muhteşem bir ayma. Bu arada hepiniz mutlak bilgiyi aramışsınızdır. Yani doktor bana bir şey söylesin, bu kesin doğru olsun sınırlarıyla beraber. Ya da işte biri bana şu bilgiyi versin, net bir şekilde öyle gideyim. Hapı yok mu arkadaşım bu işin? Duygusu var ya, hikayesi. Bu işin hapı, yani gerçekten kendimizi anlamlı bir şekilde ifade etmenin, doğru hikayeleri doğru tarif etmenin hapı biyolojide var. Evrimle ve biyolojiyle bunu kapsamlı bir şekilde yakaladığında tüm hikayelerin havuzunu yakalıyorsun. Şimdi benim için, benim olmayan saçlarımı diken diken eden ana hikaye bu gerçekten. Bana da 4 yıldır bunu söyleyip bir gaza getiriyor arkadaş. Ben de işte daha divane gibi anlatmalara falan dedi, karşılıklı. Evet, yani hani o, çünkü oradan yola çıkıp bunu anlattığında ya da pozisyonladığında bu gerçekten heyecan verici bir öykü izleki oluyor. Sapmayan, goy goy yapmayan ya da işte bir şeyi yamalamayan bir öykü hikaye zinciri oluşturabiliyorsun. Ve farkında olmadan aslında biz güncel olarak şimdi beraber sohbet ediyor olsak, yeni kavramlar da dahil olmak üzere tükenmişlik, endişe kaygı yönetimi, insan ilişkileriyle alakalı,
yok işte narsist kişilik gelişimi bilmem ne diye havuzunu konuştuğumuz, içerisinde en azından böyle saymaya kalksak 100 tane kavram sayarız. Bu problem havuzunun tümünün gerçekten kaynağını konuşurken yakaladım bir şeydi. Aslında insanın fabrika ayarları o. O öyle düzgün bir yerden ele alarak ve tertemiz bir biyolojiden, tertemiz bir evrimsel bakış açısından yer alarak bir hikaye kalıbı kurmuş ki gerçekten bizim şimdi problemini yaptığımız, içinde yaşadığımız şeyin ya neden diye sorduğumuzda geriye gittiğimiz zinciri yakalanmış oldu. O yüzden o bir teoriydi. Yani o yüzden öyle kapsamlı konuştuğumuz bir teoriydi. Ona o bütünle beraber baktığında o sonuç çıkıyor. Yani ha ben kaygıyı bu yüzden ha diyebildiğin zinciri kurabiliyorsun. Ve bu kapsam hani başka meslekli tarihçilerde başka şekilde yakalanabiliyor bir şeyde. Ya da bazen sayısalcılar bazı başka konularda yakalanabiliyor ama senin alanında Türkiye'de hiç muadili yok. Uluslararası da kontrol ettik hikayede. Bu anlatı orijinal. Hani bu seviyeye getirdiği gibi duruyor. Evet, yani bu derleme, bu bakış açısı, bunu teorik olarak tarif ediyor olma hali. Böyle olunca bu çok heyecan verici bir konu başlığı oluyor. Yani ama sen de en çok nerede çalıştın? Biz baştan beri Mustafa ile tabii ben ilk özellikle televizyonlara falan çıkarken genellikle biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkan Vekili gibi çıkıyordum. Bir dönemler rastlamışsınızdır. Hep ölüm, kabir, ahiret onları soruyorlar. İşte mezhepler var mı hocam? Önce nereye gideceğiz? Ben bir toprağın üstünde sakız orucu bozar mıya kadar iniyordu. Neredeyse oraya kadar gidiyordu. Özellikle sağ olsun sevgili Pelin Çift böyle soruları da reyting açısından seviyordu o zaman Habertürk'teyken. Bir ara hatta benim metrobüste şurada burada tanıyanlar hocam ilahiyattı falan değil mi diye öyle tanıyorlardı. Diyordum bu da bir başlangıç. Beyiktaş'ta masaya oturduğumuzda Mustafa'nın genellikle bana en mesafeli olduğu alan hep bu inanç alanıydı. Çünkü o daha başka bir dünya görüşünden geliyor. Ve böyle biraz şeydi. Yani abi ne uğraşıyorsun şu işlerle gözünü seveyim ya bir sal da işimize bakalım kafasındaydı. Sanıyorum 3 sene içinde, 4 sene de olabilir. Mesela biyolojik anlatıdan, sadece biyolojik anlatıdan yola çıkarak inanç ya da maneviyat dediğimiz hikayenin insanın kaçınılmaz temel konularından bir tanesi olduğuna bu adamı ikna ettim. Ama nasıl yaptım? Alkışlar ona. Nasıl yaptım? Üçüncü ayar. Bakın, üçüncü ayar şimdi geldi. İnanç konusunda birisiyle konuştuğunuzda kavga etmemeniz çok zordur. İnancınız olmadığını iddia etseniz bile bu çok zordur. Çünkü inancın olmaması da bir inançtır. Bunu defaatle anlatıyorum ben zaten. Bu da dünyaya dair bir metafizik kabuldür. Orası ayağınızı bastığınız yerdir. Birisi gelip o ayağınızı bastığınız yerle ilgili sizin zihninizi kurcalayacak olursa sinirlenirsiniz. Bu sinirlenmenin temel sebebi biz günlük hayatta ego diyoruz ya. Ego aslında çok doğru bir şey değil. İdimize, psikolojik olarak idimize dokunan bir şey o. Freud'un id, ego, süperego diye tabir ettiği bir şey var. Biz ona biraz ego demeyi tercih ediyoruz. Çok doğru olmasa da maksadı ifade ettiği için şimdi de kullanabiliriz diye düşünüyorum. Egomuz izin vermez bunu konuşmaya. İnançlarımızın, milli değer yargılarımızın, şuyumuzun, buyumuzun hemen hepsinin yetiştiğimiz yerden bize yapıştığını biliriz. Hindistan'da da olsak çok belki iyi bir Budist olabileceğimizi de biliriz. Yani içinde bulunduğumuz kültürün bizim seçimimiz olmadığını bilmemize rağmen bunu ölümüne savunasımız gelir. Ancak ve ancak insan hayatında bazı zamanlar egosunu bir kenara bırakıp ya arkadaş bir dakika burada bir şey var dediği anda duymaya başlar. Bence üçüncü ayar bizim birlikte yapabildiğimizi düşünüyorum. Tabii ki bu dostluk ve güven gerektiriyor. Yani birbirinize güvenmeniz lazım ve bunu kameralar önünde yapmak kolay bir şey değil. Arkadaşlar bizim arkada muhabbetimiz çok az. Yani biz yemin ediyorum normal hayatta görüştüğümüzden daha fazla kamera önünde görüştük Mustafa'yla son 5 yılda. Ve burada onu yapmak çok kolay bir şey değil. Karşılıklı güven ilişkisi olduğunda şu egonuzu kenara koyduğunuzda en temel öz inançlarınızı bile masaya bir sohbet mevzu olarak getirebiliyorsunuz. Ve ben de dönüştüm, o da dönüştü. Ben de dönüştüm, o da dönüştü. Ve ben bunu gördüm. Mesela Mustafa kendi inançlarıyla ilgili söylemlerinin biyolojik zemine doğru oturmadığını fark ettiğinde tamam o zaman dedi. O zaman şöyle olsun. Bir insan bunu kolay yapamaz. Mesela ben de onun hatırlattığı bazı şeylerde dedim adam doğru bakıyor. Çünkü onun mesela bir stratejik bakış açısı var. Bende zerre yok. Ve hayatta bilmem.
Mesela Mustafa bana bir buçuk saat galiba bir strateji anlattı. Varlığımdan utandım yemin ediyorum. Dedim ben bunu daha önce nasıl bilmiyorum ya. Yani anlattığı şey benim mesela gerçekten dünyaya bakış biçimimi değiştirdi. Ama 45-50 yaşında adam biri gelmiş. Hem de benim ondan çok saçım var mesela. Bana böyle bir şeyler anlatıyor. Ne anlatıyor hacı? Ben hep kazıyorum o yüzden öyle görünüyor. Uzatsam ondan daha uzun olabilir. Bak oraya katılmıyorum. Çatışma kuracak. Ne anlatıyor diyebilirim yani. Fakat o kadar biliyorum ki benden farklı bir şeye vakıf olduğunu. Burada vakıf olmak, onu içselleştirmiş olmak terimini de özellikle vura vura kullanıyorum. Adam onun üzerine yaşamış. Egoyu koyalım, hocalığı koyalım. Ben hayatı, kendimi, ne yapmam gerektiğini, amacımı biliyorum laflarını bir kenara koyalım diyor içimden birisi. Huzur ve güven ortamında bulunca kulağını açıyor ve ondan sonra benim becerebildiğim kadar tabii, hala bana kızdığı yerler çok tabii ki, becerebildiğim kadar bir şeyi dönüştürmeye çalışıyorum. Şu egoyu bırakmak var ya, bu devirdeki en zor iş. En zor iş. Bazısı meşrep olarak buna biraz daha teşne ama her yerde olmuyor. İşte böyle huzur ve güven ortamını sağlayabildiğiniz bir yerde oluyor. Ben o yüzden yıllarca niye evinizde ev ahalisiyle sohbeti ihmal etmeyin diye ağzımdan sürekli bir laf çıktığını yeni anladım. İnsan en çok nerede huzurludur? Nerede güvende hisseder kendini? Evi. Ama evlerde artık sohbet neredeyse hiç yok. Herkes bir şey tüketiyor, bir şeye bakıyor, bir şeyi dinliyor, bir şeyi izliyor. Halbuki en rahat egomuzu koyabileceğimiz, en rahat bilmiyorum diyebileceğimiz, en çıplak halimizde muhabbete dahil olabileceğimiz yer evler. Bu son 10 yılın, 15 yılın medyanın hayatımızın tüm taraflarına sızıyor olmasının bir negatif efekti bu arada. Medyanın bir etkisi var. Yani siz sosyal medyanızı açmamış olsanız bile cep telefonunuzun yanında oluyor olması medyayla bir bağ oluşturuyor ve yöntemsel olarak medya efektiyle konuşmaya, düşünmeye başlıyorsunuz. Çünkü onun bir çıkar ilişkisi var artık, onun bir ekonomik ilişkisi var, onun bir statü ilişkisi var. Yani çıktığınız, yayına aldığınız postun kendisinin 150 mi, 1500 mi beğeni aldığının sizin hayatınızda günlük olarak bir etki değer kalıbı var. Böyle olunca 1500 beğeni alabilmek ya da işte 10.000 Reels'ında ya da 100.000 izlenme alabilmek için gerekli olan uygun, bu bilgi benim işime yarar mı? Buradaki pozisyonda yeterince doğru görünüyor muyum? İşte ben bunu söylesem, çaksam lafı buradan şimdi böyle olur mu? Aha da yakaladım. Yani bu videoyu olduğunun 10 katı izletmesinin şakasını söyleyeyim size. İki kel benim saçım daha çok diyerek birbiriyle kavga etti. Şimdi bunu bu manşetle verdiğinde söz veriyorum. Bu video birkaç milyon izlenir. Kolay izlenir. Bunu aramaya başlıyor. İyi fikir başlıyor bu arada. Nasıl? İyi fikir. Buradan yürüyelim. Şimdi bu efekt aslında farkında olmadan kendi sevgilimizle, karımızla, çocuğumuzla, dostumuzla, arkadaşımızla, iş arkadaşımızla da aynı efektle ilişki kurmaya başlıyoruz. Şimdi sohbetin fabrika ayarlarını çıkaralım deyince biraz boomer sohbeti gibi oluyor konu. Hani arkadaşlar bunun da tadını bilmek lazım falan gibi oluyor. Aslında öyle değil. Bu güncel bir kalıp, güncel bir problem ve modern bir problem. Ve problemi kendisi de şu. Abi çatışarak değil, ekleyerek üretsek ya. Biz bunu çok pozisyon. Yani yani seni reddederek değil, sana ekleyerek konuşuyor olmak. Dünyada aha, dördüncü ayar çıktı. Reddederek değil, ekleyerek. Ekleyerek. Çok havalı. Havalı. Bu arada pardon, alkış gelmişken demin arkada şunlar dönüyordu. Önce Can sonra Canan'ın kapaklarını beğeniyor musunuz? Atılan, kapaklar, bence gerekiyor evet atılan. Bu kapaklar Ankara'da hazırlanıyor. Çok uzun yoldan geliyor arkadaşlar. Dijital ama olsun Ankara'da yapılıyor. Benim can dostum hatta akrabam bir yerde sevgili Atıl Albayrak bunları yapıyor. Şu anda Hacettepe'de kendisi bir projede muhtemelen şeyde Mardin'de bir proje yürütüyorlar galiba. Olmasa kesin gelirdi buraya. Atıl'ın bizim kendimizi görmemize çok büyük sanatsal katkısı var. O yüzden bir kocaman alkışı da Atıl Albayrak için rica ediyorum. Benim kameraman gibi Atıl'a metalci yapıyor.